endişe bir hayli artmış durumda Salih Nayman. Evet, teşekkür ediyoruz Alparslan Düven'e. Türkiye'nin de 24 saatlik süreçte virüsle mücadelesinde son rakamlar ortaya çıktı ve toplam can kaybı sayımızın 131'e yükseldiğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu efendim. Şu ana kadar bugün hayatını kaybedenlerin sayısının 23 olduğu, 1815 yeni hastanın da daha öncekilere eklendiğini söylemek durumundayız. Her gün hem hasta sayısının hem bir yandan da yapılan test sayısının arttığını görüyoruz. Ama test sayısına oranla baktığımızda geride bıraktığımız günlere göre vaka sayısının oransal olarak az olduğunu ama sayı olarak az olmadığını söyleyebiliriz. Şimdiye kadar toplamda 65.446 test yapıldı Türkiye'de ve bunların karşılığında 9.217 hasta tespit edildi şimdiye kadar. Onlardan 131'ini maalesef kaybettik. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyelim. Şimdiye kadar yoğun bakımlarda kalan sayıyı da hep belirtiyoruz. 568'e yükselmiş durumda yoğun bakımda tedavi görmek zorunda olan hastaların sayısı ve onlardan solunum destek cihazı kullanmak zorunda olanların sayısı da 394 kişi efendim. Ve buna karşılık da 105 hastamız da şimdiye kadar iyileşerek hastanelerden ayrıldı. Bunu da söyleyebiliriz ama tabii ki tablo can yakıcı, değerlendireceğiz şimdi. Bir yandan hem aşı çalışmaları ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Onunla ilgili görüşlerine başvuracağımız farmakolog Profesör Doktor Yağız Üresin bizimle birlikte olacak. Aynı zamanda da bilim kurulunun üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü de yine bizimle. Merhaba diyeceğim. Öncelikle başımız sağ olsun. Yeni kayıp bilgilerini aldık ve paylaştık. Hocam Tevfik Bey, sizle başlamak isterim öncelikle. Artarak gideceği tahminini zaten yapıyorduk. Belli bir yoğunluğa ulaştıktan sonra da zaten hızı aynı kalsa bile maalesef hem vaka sayısının artacağını hem de buna bağlı sıkıntının da büyüyeceğini biliyorduk. Bugünkü tablo bize neyi gösteriyor? Çünkü hep iki haftalık bir pik yapma, en yükseğe çıkma süresinden bahsediyoruz. Bu rakamlar bize neyi gösterdi efendim? Şimdi iki gündür aslında vaka artış hızının biraz azaldığını, daha önceki güne bakarsanız vaka sayımızın ikiye katlandığını, katlanarak arttığını görürsünüz. Ama dün ve bugün vaka sayılarındaki artış nispeten daha az. Yani katlanarak artık artmıyor. Bu da belki son iki gün vatandaşlarımızın sosyal izolasyona gösterdikleri uyum, evlerinden çıkmamalarına bağlanabilir. Çünkü bu süreç içerisinde uyum arttıkça hani bulaşmanın daha yavaşlayacağını ve vaka sayılarının daha kontrol edilebilir düzeyde kalacağını hedefliyoruz. Bu hedefi yakalayabiliriz. Tabii ki burada en büyük rol vatandaşımızda. Ben hani her hasta bizim için üzücüdür, her ölüm bizim için üzücüdür. Ama hani bu süreçte maalesef hani bu öngörülen, beklenen bir durum, vaka sayılarındaki artış ve maalesef kaybettiğimiz hastaların sayısındaki artış üzücü olmakla beraber beklenen bir durum. Çünkü bütün ülkelerde bu trend böyle yaşanıyor. Baktığınız zaman salgının yükselen kolunda devamlı gün ve gün vakalarınız ve ölüm sayılarınız artıyor. Çin'de bunun pik yaptıktan sonra azalmaya doğru geçtiğini gördük. Ama diğer ülkelerde henüz daha hani bu trend yakalanmış değil. Şu anda Avrupa'da da vaka sayıları giderek artıyor. Amerika'da artıyor. Onlardaki durum daha da bir sıkıntılı görünüyor. Ama Türkiye şu an itibarıyla sosyal izolasyonu ve evden çıkmamayı çok iyi yaparsa kontrol edilebilir düzeylerde bunu götürebilir. Şu andaki vaka sayılarımız sağlık kapasitemizin yönetebileceği düzeyde. Yani bir yüklenme yok ama tabii yarın ne olur, öbürsü gün ne olur bu konuda endişe etmemek de mümkün değil.
her şey vatandaşımızda şu anda, top onlarda. Çok dikkat etmeleri gerekiyor tabii ki. Evet, bir kez daha verileri bir ekrana yansıtın çocuklar, onun üzerinden. Evet, şimdi geldim. Hocam 9.982 test yapılmış dünden bugüne ve onlara karşı... Bu da iyi bir şey, bu da iyi bir şey çünkü... Evet. Şöyle pardon, diyebilir miyiz? Ben bitti zannettim. Estağfurullah hocam. Buyurun. Aslında dediğinizi belki bir kez daha tekrar etmiş olacağım ama işaret etmek anlamında. Geride bıraktığımız günlerde mesela tam rakamı veremeyeceğim tabii ki de 2000 test yapılıp karşılığında 1200 hasta bulgusuna ulaşıldığı günler oldu. Ya da 2500 teste 1200 hasta. Şimdi ya da daha fazla hasta. Yaklaşık 10.000 teste 1815 hasta belirlenmiş durumda. Böyle olunca da geri kalan 8.000'inden de en azından emin olabilecek ya da onlara ulaşılmış olması demek. Sanırım bakanlık yetkilileri, hastane personeli o pozitif çıkmamış olsa bile teste tabi tuttuğu insanları da kendilerini karantinaya alması konusunda bilgilendiriyor, uyarıyor değil mi efendim? Şimdi tabii dikkat çektiğiniz nokta çok önemli aslında. Vaka pozitifliği oranında da bir düşme var. Yani test sayısı artıyor ama pozitif çıkan vaka sayısı azalıyor. %20'ler civarında şu anda. Baktığınız zaman hani bu da pozitiflik olarak baktığınızda bunlar çünkü sorunu olan, semptomu olan vakalar. Yani semptomu olan vakalar açısından bakıldığında yani %20'lik pozitiflik şunu gösteriyor. %80 de aslında bunlar COVID hastası değil yani. Bunlar ama hastaneye gelen kişiler, sağlık kuruluşlarına başvuran kişiler. Yani ateşi, öksürüğü ya da solunum sıkıntısı olan, COVID hastası kliniğini taşıyan kişiler, semptomu olan kişiler. Bunlar arasında da hani pozitifliğin %20'ler civarında olması, belki %20'nin de biraz altına düşüyor. Bu açıdan hani salgının henüz daha çok hasta kişiler arasında bile çok yaygın olmadığını düşündürtüyor. Ama tabii bu parametreler dediğim gibi çok oynak, çok kırılgan. Yani şu an bunlara bakarak kalıcı ve önümüzü gösterecek bir yorum yapmak için erken. Kesinlikle. Yani şu an çünkü kırılgan bir dönemdeyiz. Siz de söylediniz. 1-2 hafta önümüzde tehlikeli bir süreç var. Bu süreçte çok hani kendimizi rahat hissetmeyelim. Tüm vatandaşlarımız artık gence ihtiyarı yok. Ne olur evde kalsınlar. Mümkünse ihtiyaçları yoksa, acil bir durum yoksa evde kalsınlar. Ama kalamayanlar da var tabii. Çalışmak zorunda olanlar veya görevi olanlar. Onlar da mutlaka şu 1-2 metrelik sosyal izolasyona dikkat etsinler. Ben burada bir şey eklemek istiyorum. Belki sizler de görüyorsunuz. Hani işe gitmek zorunda olanlar var. Ne olur iş yerlerinde bu 1-2 metrelik mesafeyi koruyacak şekilde önlemler alsınlar. Yani Devletin bu önemli. Özel iş yerleri için çalışma şekillerini değiştirsinler. Evet, özel iş yerleri için de seyrek çalışma kuralını cuma günden itibaren hayata geçirdiğini biliyoruz. Artık bu bir tercih değil, zorunluluk aynı zamanda. Evet, çalışılması gereken iş kolları bir yandan mevcut. Çünkü üretilmesi gereken, bizim de soframıza girmesi gereken en azından gıda maddeleri alanı var. İlaçla ilgili olarak da bugün itibariyle o sanayiyi de sanırım durdurmak zaten mümkün değil. Dünyadaki örneklerine baktığımızda da genel itibariyle eczanelerin, marketlerin en sıkı tedbirlerin olduğu yerde bile oraya gidip gelmek üzere açık olduğunu biliyoruz ama bu bir vakit geçirme yeri ya da biraz sıkıntıyı atma, kafayı dağıtma yeri olarak da görünmemeli. Hocam birazdan size tekrar döneceğim. Yağız Bey'e de bir soru sorup size geleyim istiyorum. Çünkü şunu neden söylesem olur mu acaba? Estağfurullah, buyurun efendim. Bir şey söylesem olur lütfen, mu? Buyurun. Bu iş yerleriyle ilgili çok önemli burası. Belki çalışma düzeni bu tavsiyelere göre planlandı ama mesela yemek dağıtımı sırasında veya serviste işçiye giderken servis bekleme, duraklarda bekleme sırasında yine bir metrelik, iki metrelik mesafenin korunması gerekiyor. Bir de iş yerinde çay dağıtan veya işte ayakçı dediğimiz malzeme, lojistik destek sağlayan kişilerin oradan oraya hastalığı götürme olasılığı var. Onların da yine bir metrelik mesafeyi korumaları çok önemli. Bu bir ayrıntı ama çok önemli bir ayrıntı. Yok efendim, bence işin özü bu. Çünkü İlk başladığında daha bizde yokken
Bakanın yaptığı uyarılar sizin toplantılarınızdan çıkan sonuç. Elimizi yıkayalım, birbirimize uzak duralımdı. Bilmiyorum atladığım bir şey var mı? Çünkü hep bu söylendi. En başından beri de bu söylendi. Aslına bakarsanız aramızda bir hasta varsa, ki bu bir günah değil. Bazen insanlar bu söylenildiğinde de alınganlık belki gösteriyor olabilirler. Olunabilir. Mevsimsel grip olabilir, soğuk algınlığı olabilir ya da COVID-19 olabilir. Hangisi ise biz kendimizi hastaymış gibi farz edip uzakta durursak, en azından gizli bir şüpheliysek bile ya da üstümüzde bizi etki etmeyecek, hiç dokunmayacak bir rahatsızlık varsa bile